Bir bakalım soruda ne diyorlar? Cep telefonları için işlemci çipleri üreten bir şirketin fabrikalarının birinde üretilen çiplerin %2'sinde defo tespit edilmiş. Planlanan bir kalite kontrolünde bu fabrikada üretilen çiplerden 500 tanesi rastgele seçilecek ve test edilecekmiş. Bu örneklemdeki defolu çip sayısının ortalaması ve standart sapmasını bulunuz demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım, isterseniz öncelikle ortalamasını ve standart sapmasını bulmamız gereken bu rastsal değişkeni bir tanımlayalım. Bahsi geçen rastsal değişken 500 çiplik örneklemdeki defolu çiplerin sayısına eşit olacak değil mi? Evet, x'i 500 çiplik örneklemdeki defolu çiplerin sayısı olarak tanımlayalım. Bu değişkenin bir binom değişkeni olduğunu anladınız değil mi? Evet, bu bir binom değişkeni. Neden diyecek olursanız, öncelikle burada sonlu sayıda bir deneme sayısı var. Başka bir deyişle defolu olup olmayacaklarını test edeceğimiz çiplerin sayısı sonlu bir sayı. Bunların arasından seçilecek bir çipin defolu olma olasılığını da başarı olasılığı olarak düşünebiliriz. Aslına bakarsanız defolu bir çipin başarılı olarak görülmesi çok da mantıklı bir şey değil ama defolu çiplerin sayısını bulmak istediğimiz için 500 çipin içindeki defolu çiplerin sayısının sabit olduğunu varsayıp bunların da birbirlerinden bağımsız olduklarını düşünerek bu olasılığı 0,02 olarak yazacağız. Çipleri tekrar yerine koyup koymadığımızı da sorguluyor olabilirsiniz ancak çipler sonsuz bir popülasyondan geliyorlar diye düşünürseniz ya da eğer kendinizi daha da rahatlatmak istiyorsanız çipleri seçtikten sonra geri koyduğunuzu da varsayabilirsiniz. Denemelerin birbirlerinden bağımsız olduklarını varsayacağız ve defolu bir çipi seçmiş olmamızın olasılığı da sabit kalacak. Bu rastsal bir binom değişkeni ve binom değişkenlerinin ortalama ve standart sapmalarını bulmak için kullanılan formülleri de biliyoruz. X'in ortalaması ki bu x'in beklenen değeri ile de aynı şeydir. Deneme sayısı yani n çarpı denemelerin her birinde başarılı olmanın olasılığı yani p'ye eşit değil mi? Bu da bir bakalım 500 tane deneme var. Başarılı olma olasılığı da 0,02 olduğuna göre 500 çarpı 0,02'den evet 10 bulacağız. Bu defolu çip sayısının ortalaması ya da beklenen değeri. Peki standart sapması. X rastsal değişkeninin standart sapması da karekök içinde rastsal değişkenimizin varyansına eşit olacak. Bunu karşınıza çıkabilecek tüm şekilleriyle yazacağım çünkü bu gösterimler bazen gerçekten de kafa karıştırıcı olabiliyor. Evet, bu neyin karekökünü eşittir? Bir binom değişkeninin varyansı denemelerin sayısı çarpı her denemede başarılı olma olasılığı çarpı 1 eksi her denemede başarılı olma olasılığına eşittir. Karekök içinde 500 çarpı 0,02, evet, çarpı 1 eksi 0,02 de 0,98 eder. Bunların hepsinin karekök içinde olması lazım. Şöyle biraz uzatayım. Evet, bir bakalım. 500 çarpı 0,02 10'a eşitti. Bunu 1 de 0,98 ile çarparsak 9,8 elde ederiz ve karekökü de 3 virgül bir şeye eşit olacak, öyle değil mi? İsterseniz hesap makinesiyle hesaplayalım. 9,8'in evet karekökünü almamız lazım. Yuvarlarsam sonuç 3,13 oluyor. Evet, standart sapma yaklaşık olarak 3,13'e eşitmiş. Varyans sorulmuş olsaydı cevap 9,8 olurdu. Ama standart sapmayı sordukları için bunun karekökünü aldık. Peki, umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.